Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz moda bilim danışmanlık ve eğitimden kurucumuz Sayın Ülkü Karahanlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Ülkü Karahanlar kimdir? Kendi dilinizden tanımak isteriz. Buyurun. Tamam. Ben 25 yıllık sektörün içindeyim. Annem hot kütür terziydi. Babam dokumacıydı. O zamanlar annem bu mesleğe girmemem için bayağı bir uğraştı meslek zor diye. Kimya mühendisiyim. MBA'yı Sabancı Üniversitesi'nde yaptım. En son yüksek lisansımda moda tasarım, tekstil ve moda tasarımı üzerine yaptım. İlk işe başlangıcım Bozkurt Tekstil'de oldu. Bizim için çok büyük bir avantajdı. Şöyle bir şey vardı. biz fabrikayı kuracak, Çerkezköy'e fabrika kuracak mühendisler olarak yetiştirildik. Mühendisler elya halinden, bir ürünün elya halinden iplik, dokuma, fizik kimya laboratuvarı, apresi, kalite en son mağaza aşamasına kadar her bölümde bir fiil 7 3 3 11 var diye çalıştık. Hayata başlangıç için benim için çok güzeldi. Çünkü şu an ben hey, herkese bunu söylüyorum. Üzerinize baktım mı karışı mı gramajı iplik numarasına <laughs> kadar evet <laughs> söyleyebilirim, okuyabilirim. Ee, daha sonra e, Kipaş Holding'e devredildi. İki yılda orada çalıştıktan sonra masa başı işi doğru yönelmeye başladım. Çünkü İstanbul'da zordu fabrika. O zamanlar diyordum ki fabrika kokusu olmadan yaşayamam ben diyordum. Millennium Holding, Kombasan Holding'de satın alma ve planlama olarak başladım. Aa baktım masa başı gayet iyiymiş. <laughs> Öyle değilmiş. Ee, oranın iki yıl orada çalıştıktan sonra örmeyi merak ediyordum. Örme konusunda çok bir bilgim yoktu. Hey Tekstil'de çalışmaya başladım. Oradan 2000 yılında Damat TV'ne geçtim. Kumaş satın alma olarak başladım Damat TV'nde. 14 yıl sonunda üretim, planlama, satın alma, tedarik, tasarım Genel müdür yardımcısıydım. Son yılımda emekli oldum oradan. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇şte genç yaşta e, iş hayatına atılmak e, böyle genç yaşta da. Çok da genç değiliz emekliliği ama. Emekliliği <laughs> getiriyor. Yaşamızı söylemiyoruz. Söyle, söyleyebiliriz. <laughs> evet. Emekli olduktan sonra hep böyle içimde benim bir akademisyenlik vardı. Çünkü öğretmeyi çok seviyorum. Zaten damat da bir okul. Yani iş hayatı da ayrı bir okul. Okulda çok şeyler öğretiliyor ama asıl ikinci okul çalışmaya başladıktan sonra oluyor. Yanımıza aldığımız kişileri yetiştiriyorduk İki yıl sonra tamam oldu diyorduk. Bu sefer ben çok öğrendim deyip başka yere geçiyorlardı. Dedim neden ben bunu okullarda yapmayayım? Bu sektörün bilgi ve tecrübesini neden okullarda aktarmayayım? Aydın Üniversitesi'nde başladım moda tasarım bölümünde. Daha sonra Bilgi Üniversitesi eklendi. İstanbul Moda Akademisi eklendi ee, ve damat tv'ni bıraktım, ayrıldım, emekli oldum. Diyordum ki işte haftada iki gün eğitmenlik yaparım, kendime daha çok vaktim kalır. Ama bir müddet sonra işte alışkanlık, tekstili koklayan tadan bırakamıyor diye ben kumaşlara dokunacağım, elleyeceğim, koleksiyon yapacağım. Bir de öyle bir huyum vardır benim, koleksiyon bakarken beğendiğim kumaş olduğu zaman severim onu. Ee, sektörden uzak kalamadım. Alçera 41 yıllık abiye giyim üzerine firmada tasarım ve üretim süreçleri danışmanlığına başladım. Bu arada itkip, uyip, umip, imip üzerinde ariyetten eğitim ve konferanslar vermeye başladım. Ben daha sakin bir hayat düşünürken baktım 6 gün 6 gece falan çalışmaya başlamışım. <laughs> Ama şu önemli bir şey, kendimi çok iyi hissediyorum. Her zaman hobin mesleğin olsun diyorum ben. İnsan sevdiği bir işi yapınca mesle o bir iş gibi gelmiyor ona, mutlu oluyor, güzel oluyor. Evet, gerçekten de öyle. Çok büyük bir aşk var ve aynı zamanda e, işkolik olduğunuzu da öğrenmiş olduk. <laughs> Çünkü 6 gün, 6 gece çalışmak. Hem de emeklilikten sonra bunu yapmak evet. gerçekten işkoliklik ve işkoliklik kesinlikle bir hastalık değil tamamen mesleğe ve e, hayata hayata duyulan aşk diyorum ben. Evet. Kaç yıl oldu peki bu meslekle uğraşmaya başlayalı toplamda toplamda 25 yıl oldu. 25 yıl. Evet. Evet. E, gerçekten de. Genç bir insan ömrü kadar çeyrek yüzyıl. Evet. Ee, başlangıcı da anlattınız bize. Oldukça yine farklı bir noktadan başlamışsınız. Bu muydu sizi peki bu kadar büyük bir aşkla mesleğe bağlayan? Bu mu oldu? Ee, ayrıldıktan sonra emekli olduktan sonra son yılda da ben proje yazmayı çok istiyordum. Çünkü devletimizin çok güzel projeleri var, teşvikleri var ve ülkemiz gerçekten çok önemli. Hiçbir ülkede böyle elyaf girsin, en son aşamaya kadar çıksın fabrika bu kadar çok yok. Bunun için proje ve hibe programlarını takip edip proje danışmanlığı yapmaya başladım. <laughs> Aynı zamanda 15 e yakın proje danışmanlığını yaptım. Firmalarım da var. Eğitmek benim en büyük aşkım. Evet. Öğretmek, eğitmek. Tabii ki bununla birlikte sektörün bütün alanlarında bulundum. Ama şunu gördüm. Her zaman için alkışlanan moda tasarımcı oluyordu. Tasarım bölümü oluyordu. O, o hazzı ben de tatmak istedim diyeyim. Ee, ve bu kadar bilgi birikiminden sonra tasarıma dönüş yapmak daha artı oluyor. Ve sıfırdan bir şeyler yapmak... Üretmek, ...farklı olanı bir araya getirmek gerçekten manevi olarak en büyük tatmin. Evet gerçekten de öyle. Peki e, manevi olarak en büyük tatmin dediniz. Öyleyse gerçekten şu an kendinizi mesleğinizde ve sektörde çok iyi bir noktada görüyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Bulunmuş olduğunuz noktayı bize aktarabilme imkanınız var mı? Bunu kelimelere, e, cümlelere dökebilir misiniz? Ben kısaca hobin mesleğin olsun diyorum. Ben yaptığım işi iş olarak değil hobim olarak görüyorum. Öğrencilerim, çevremdekiler bu kadar bir işi birlikte nasıl yürüttüğümü merak ediyorlar. Gerekirse sabahlara kadar oturuyorum. Dün gece de sabah bir kadar oturdum. <laughs> Ama bu kadar sevdiğin zaman mutlu olduğun zaman artık işim demiyorsun. Yani bir e, işe iş olarak baktığın zaman zaten o bitmiştir. Evet. Yani Ve e, mühendisliğimden kaynaklanan olarak teknolojiye çok önem veriyorum. Akıllı teksiller benim uzmanlık alanım bu arada. Yüksek lisansımı da akıllı teksiller üzerine yaptım. Var olanla yetinmiyorum. Mutlaka onun daha farklı yapma yöntemleri olduğu, daha geliştirilmesi gerekli. Bunu tasarım tarafında kadık bunu yurt dışında da moda mühendisliği denmeye başladı artık ürünler geliştiriyorum hatta şöyle bir anım var e, akıllı tekstillerden bahsedeyim ben biraz size e, sigara kokusu tutmayan parfüm kokusu yayan leke su tutmayan anti stres e, ürünlerin yanı sıra radyasyon geçirmeyen e, en son alçıra zayıflatan. <laughs> Evet, böyle deyince herkes neredeyse... Aman Hemen şöyle bir doğruluyoruz. Evet, evet lütfen ekran başına. Evet, zayıflatan ürünler yaptık. Dünya artık çok hızlı ilerliyor. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. O yüzden zaten Moda Bilim firmamın adı da. Bu teknolojiye ayak uydurmamız lazım bizim. Ben bundan 4-5 yıl önce demiştim ki, üç boyutlu yazıcılar çıktı biliyorsunuz ve onlarla ilgili koleksiyonlar yapılmaya başladı. Çok zordu o zaman bunu yapmak. Ama şunu hatırlıyorum 90'lı yıllarda ben ilk bilgisayarı gördüğümde "Ah bu ne demiştim. Hatta bilgisayar öğrenmek için okulda dost siyah ekran gördük biz. Bu muymuş herkesin bilgisayar dediği dedim. Ondan sonra özel kursa gittim yine siyah ekran daha sonra ta ki eşimle tanışana kadar hocam oldu o zaman o benim. <laughs> evet. bilgisayar ne olduğunu gördüm. O zaman mail denen bir şey yoktu. İlk bilgisayardan bilgisayara fax aktarımı vardı. ve teknoloji şu anda baktığımızda inanılmaz bir ilerledi. Dedim ki 5 yıl önce artık biz ileride kumaş üretmeyeceğiz. Yazılım satacağız. O yazılımları alacağız. Gerekirse kendi evimizde basacağız. Gerçekten de öyle oldu. Şu an 5 sene geçti ve 3 boyutlu yazıcılar evimize alacağımız minik boyutlara girdi. O yüzden teknoloji çok önemli diyorum. Evet. Peki. E, Gerçi biraz önce şöyle üstünden geçtiniz ama ben yine de e, bu soruyu sormak istiyorum. Neden moda tasarım ve neden moda bilim? Evet. Moda tasarım ülkelerin kalkınması için bence birçok çevremden de soru alıyorum. Diyorlar ki biz yılların firmasıyız. Her şeyi yapıyoruz. Mutfak diyorum ben buna zaten. Her şey var. Ama işte unu var, suyu var, tuzu var. Biz ekmek yapabiliyoruz. Biz nasıl kendimizi geliştirebiliriz? Ekmek yaptığımız zaman her taraf aynı şeyi satıyor zaten. Daha ucuzu var, daha hızlı yapanı var. Tekstili de buna benzetiyorum ben. Bizim farkındalık yaratmak ve müşterileri kendimize çekebilmek için orada cevizli ekmek yapmamız lazım. Pasta yapmamız lazım. Bu da tasarımla oluyor. Bunun için moda tasarım çok önemli. Devletimiz çok büyük teşvikler veriyor buna. 2 milyon 800 bin dolarlık hibe programları veriyor tasarım tebliğinden dolayı tasarımı biz ülkemizde oturtursak, firmalarımızda bunu yaparsak ben şuna inanmıyorum. İş yok. Hayır var. Yani ihracatta iş var. Bunu yapanlarda çevremde var. Bunun için tasarım ve teknolojiye yatırım önemli. Yani dünyadan uzak kalınmaması lazım. Bunu da en kısaca moda bilim olarak anlatacağım. Aynı zamanda kimya mühendisiyim. Bir tarafta moda tasarım, mühendislik ve tasarımın birleşimi moda bilim olur diye düşündüm. Moda bilim firmam. Evet. Peki sizce Türkiye'nin global pazarda öne çıkabilmesi için e, ne gibi öneriler sunulabilir? Tabii ki sizin önerileriniz çok çok önemli. Neler yapılabilir? Bence öncelikle firmalardaki yeni gelen ikinci, üçüncü nesillere çok güveniyorum ben. X kuşağı şu anda en özverili çalışan kuşak artık kendi işini kurmaya başladı. Ya da bulunduğu yerde belli bir pozisyona gelip işlerin başına geçmeye başladı. Bu kişilerin ayrıcalığı ne? Bunlar inanılmaz güzel bir şekilde kurumsal yapıyla başlayıp dünyadaki bütün trend ve teknolojileri de kendi işleriyle birleştirip geliştirebiliyor. Globalleşmenin yolu dünyayı takip etmekten geçiyor. Taklit etmekten değil. Yani tasarım dediğimiz biz yurt dışına fuara gittiğimizde diğer firmalarla aynı anda aynı koleksiyonu sunabilmekle geçiyor. Bunun için birçok firmalar şu anda atakta önem veriyor. Git giderek de artacağına inanıyorum. Bu sağlandığı zaman zaten bizim burası mutfak her şey var. Gerisi bizlere kaldır. Bizlere kalıyor evet evet proje yazmak dediniz. Hı hı. Proje yazmak evet ondan bahsedeyim. E, evet. E, proje bu arada e, kendim bireysel de e, ben patente başvurdum. Eşim dedi ki işte akıllı tekstil konusunda ne firmam adına ne kendim adına Türkiye ilk getiren ilklerdeniz ama patent başvurumuz olmadı. Ben okulda batik anlatacağım, batik yöntemini. Çok uzun bir yöntem. İşte daldır, batır, çıkar, saatler sürüyor. Aldım malzemeleri evde. 15 dakikalık metot keşfettim. Yani 2,5 saatlik süreyi 15 dakikada bu üzerimdeki <laughs> pantolonum ondan keşfettim. E şimdi dedi ki aman dedi şimdi herkes e, bu işe çok çabuk yayılıyor. Bu sefer patente başvur patente başvurdum. TÜBİTAK bilimsel proje desteği aldı. Bu desteği alınca hep ileride de proje yazmak istiyordum. Ve bazı kişilerle tanıştırdım, tanıştım, partnerlerim oldu. Şu an devletin tasarım ve ürün geliştirmeye yönelik 2 milyon 800 bin dolar kibe teşvik programı var. Çok güzel bir program, isterseniz bahsedeyim. Lütfen. Buradaki en önemli unsur Persole'nin mühendis, modelis ve tasarımcının bürüt ücreti üzerinden 3 yıl boyunca maaşının %50'sini geri ödeme yapıyor. Güzel olan tarafı daha önce bu gibi programlarda hep yeni personeldi. Bunda var olan personeli yapıyor. İstihdam yaratmak için çok önemli. Alit teçhizat malzeme Yazılım 500 bin dolardan 250 bin dolar. Web sitesi üyeliği ve e, seyahat içinde 300 bin doların 150 bin dolarını geri ödüyor ve 3 yıllık bir dönem. Çoğu firmalarımız bunu bilmiyor. Yani ben firmaya direkt diyorum ki 1 milyon 400 bin dolar kazanabilirsiniz cebinizde bu diyorum. E, firmalar genelde prosedürdü, evrak işiydi. Hani çok yükün altına gireceğini düşünüyorlar. Biz gerekirse onların eksiklerini öğretiyoruz. Çünkü zaten bu yolun her aşamasını biliyoruz. Onları hazırladıktan sonra böyle projelere başvuruyoruz. O proje yazma işimizde oldukça hızlı. En son 6 tane firmama da onay geldi. oldukça hızlı ilerliyor ve işin ilginç tarafı bu projeye başladığımız firmalarda inanın ihracat rakamlarında ikiye katlayan, ona katlayan firman bile oldu rutinde giderken. Yani önemli olan o alınan desteği alıp tasarımın gücünü artırarak dünya liderleri arasına geçmekte. Evet. Bu arada tabii kendinize ait çok sevdiğiniz ve büyük bir keyifle yaptığınız tasarımlarınız da var. Evet var. <laughs> Özellikle çanta. Meryem'i çevremde herkes bilir benim. Çanta koleksiyonum var. Ya bulur alırıp genellikle özel tasarım yaparım gücümün yetemediği yer başında oturu yaptırırım. Bu da benim en son tasarımlarından, bütün çizimlerine diyorum ki ben bakana bakın en ufak detayı bile bunun elde yapıldı. Hani bir odundu bu hale geldi. Geldim. Eşimin de çok büyük desteği var, birlikte yapıyoruz biz bunları. Hikayesini de anlatayım mı? Evet, hikayesini <laughs> de alalım. Bu çantanın çizimini yaptım, bir tek arkası kaldı. Arkasını nasıl yapalım? Öyle mi yapalım? Böyle mi yapalım? ve arkasına eşim bu pusulayı koymuş. Ve verirken de doğum günü hediyesi olarak verdi. Dedi ki gemiler okyanuslarda inanılmaz zorluklarla karşılaşırlar. Çok büyük zorlukları atlatırlar. Ama onlara yolunu gösterecek en önemli şey pusuladır. Eğer pusula olmazsa yollarını kaybederler ve o geminin büyüklüğünün hiçbir önemi yoktur dedi. Bu pusula da dedi sen dedi benim hayatımın pusulasısın dedi. <laughs> evet. O yüzden de dedi buraya pusula olarak koydum dedi. Şimdi çantayı görenler bayağı bir hoşuna gidiyor. Yapar, yapar mıyız, hot kütür olur mu falan diye konuşuyorum. Ama pusulayı koymam diyor. <laughs> <diye. gülüyor> evet. <gülüyor> Fusula evet. size özel, evet. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve bu ben keyifli sohbet edeyim. için tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Teşekkür ederiz. Evet sevgili işkolik izleyicileri, moda bilim danışmanlık ve eğitimden kurucumuz Sayın Ülkü Karahanlı'ra ağırladık. Hoşçakalın.